Fitoterapi ne diyerek başlayalım? Tabii. Fitoterapi hastalıkların önlenmesinde ve tedavisinde kullanılan bitkisel kaynaklı tedavi anlamındadır. Şimdi burada şöyle bir düşünce de gelebilir aklımıza. Kullandığımız bütün ilaçların aslında kökeni bitkilere dayanıyor diye düşünebiliriz. Ama burada ilaç şeklinde değil de daha çok bitkilerin içerdiği o bütün kimyasallardan, işte terpenlerden, ya da alkaloidlerden, bunların hepsinden aynı anda faydalanma şeklinde düşünmek gerekiyor. Ülkelere göre fitoterapinin tanımı ya da uygulama şekli birazcık değişiyor. Çin, Japonya gibi Asya ülkelerinde fitoterapi sağlık sigortasına dahil bir şekli görülürken, tedavi şekli gibi görülürken, Amerika'da ve Avrupa ülkelerinde daha çok yan tedavi ya da alternatif tedavi olarak görülüyor. Tabii fitoterapi aslında çok eski çağlardan beri Çin'de, Uzak Doğu ülkelerinde, Anadolu'da aslında bitkilerin kullanılmasıyla insanlar kendi kendilerini tedavi etmeye çalışmışlar. Ancak bu terimi ilk olarak Fransız doktor Henry kullanmış ve Plessis'te fitoterapi, yani Türkçe'ye çevirecek olsak fitoterapinin el kitabı adlı kitabında da uzunca bir şekilde bahsetmiş. Şimdi dünyada tanımlanmış yaklaşık olarak 395 bine yakın bitki var ve bunlar bünyelerinde yüzlerce bileşik ihtiva ediyorlar. Az önce de söyledik, terpenler, alkaloidler. Bunların yanı sıra zehirli olabilecek bileşikler de ihtiva ediyorlar. Bu nedenle bu tip tedaviler yapılacağı zaman, kullanılacağı zaman aslında bu işin konusunda uzmanlanmış doktorlar eşliğinde uygulanması gerekiyor. Şimdi şöyle bir örnek verecek olursak, ülkemizde de Kars ve Ağrı gibi yüksek kesimlerde yetişen kurt boğan ya da kaplan boğan isimli bir bitki var. İnsanlar bunları eklem ağrılarını, işte ya da işte bazı ağrılarını geçirmek için kullanıyorlar. Yalnız bu bitkinin kökü oldukça zehirli ve ne kadar şey yaparsanız yapın, zehirsizleştirmeye çalışırsanız çalışın, tamamen zehirleştiremiyorsunuz. Ve bu bitkiye elinizle bir miktar dokunduğunuzda bile hemen uyuşmaların başladığını fark edebiliyorsunuz. Bu yüzden de bu tip uygulamalar yapılacağı zaman mutlaka konusunda uzman bir hekimden ya da bu konuda eğitim almış bir eczacıdan yardım almak gerekiyor. Şimdi kanserde sıklıkla insanların da adını bildiği bazı bitkilerden bahsedeceğim burada. Zerdeçal, zencefilgillerden sarı çiçekli çok yıllık otlu bir bitki. Burada zerdeçaldan ekstrakte edilen polifenol bir bileşik olan kurkumin aslında kanser tedavisinde ve antioksidan, antiinflamatuar, antimikrobiyal, antiviral gibi özellikleri nedeniyle sıklıkla tercih ediliyor. Çeşitli çalışmalarda kurkuminin büyüme faktörlerini, enzimleri, transkripsiyon faktörlerini, inflamatuar sitokinleri, proapoptotik ve antiapoptotik proteinleri modüle ettiğini göstermişler. Kurkumin kanserin başlama, yükselme ve ilerleme evrelerinde etkili olan reaktif oksijen türleri üzerinde süpürücü bir etki mevcut. Burada reaktif oksijen türleri üzerindeki etkisini aslında antioksidan etkisiyle de bağdaştırabiliriz. Ayrıca kurkumin BCL2 ve CAM1, Siklin-D1, VAX, VEGF veya COX-2 gibi gen ve proteinler üzerinde çeşitli etkileriyle kanserin yükselme ve ilerleme aşamalarını da engelliyor. Kurkumin P53 ve kaspase ekspresyonunu modüle ederek de apoptozu indikliyor ve tümör büyümesi ve metastazını da etkiliyor. Ağız boşluğu, mide, duodenum ve kolon gibi bazı kanser türlerinde interleukin 1 beta, interleukin 6, tümör nekrozis faktör alfa ve interleukin 23 gibi aşırı eksprese edilen sitokinleri de inhibe ederek bu kanser türlerinin önlenmesinde etkili olabiliyor. Yalnız kanser tedavisinde kurkumin kullanılırken bu kanser hastalarında görülen mide bulantısı, kusma, ishal gibi yan etkilere karşı da etkili değil. Ve kurkumin şöyle, aslında kurkumin dahil burada bahsedeceğimiz diğer bitkilerde de aynı durum söz konusu. Bunların oral yararlanım oranları çok düşük.
kurkuminin burada %1 kadar bir oral yararlanım oranı olduğunu görüyoruz. Bu yüzden de bunların yüksek dozlarda alınması gerekiyor. Yüksek dozlarda alınması gerekiyor. Bu nedenle de aslında tabii ki zerdeçalı uzun vadede yiyeceklerimizde ya da evimizde kullanmamız, ama bunu düzenli bir şekilde kullanmamız gibi bir durum söz konusuysa yararını görebiliriz. Ama eğer biz kanser tedavisinde alternatif bir yöntem olarak bunu kullanıyorsak bunun ekstrakte edilmiş formlarını kullanmamız daha uygun. Ve yapılan çalışmalarda da yüksek dozunun toksik bir etkisine rastlanmamış. Bununla birlikte kurkumin karabiberle birlikte kullanıldığında %2000 oranında daha etkili olduğu birçok çalışmada da gösterilmiş. Diğer bahsedeceğim bileşik sülforafon. Sülforafon ilk olarak sanki arkadaşları tarafından brokoliden izole edilmiş. Kansere karşı koruyucu etkileri gösterilen bir izotiyosinat kendisi. Yüzden fazla sentetik analıklı bir çalışma yapmışlar ve sülforafon kadar güçlü bir sitoprotektifi enzimlerini sülforafon kadar güçlü bir şekilde yedikleyen başka bir madde bulamamışlar. Sülforafon, brokoli, karnabahar, lahana, kara lahana gibi krusifer grubu bitkilerden elde edilen bir fitokimyasal. Kendisinin biyolojik prekürsörü glukorafanin. Glukorafanin insan bağırsaklarında da bulunan ama aslen brokolinin kendi içerisinde bulunan mirosidaz enzimi tarafından işlenmesiyle sülforafonlara dönüşüyor. Yapılan çalışma bu nedenle de aslında brokoli, işte karnabahar gibi bitkilerin çiğ tüketilmesi daha uygun, ama tabii çiğ tüketmek bu tip bitkileri birazcık zor. Bu nedenle de en azından buharda pişirilerek tüketildiği zaman kanserojenik etkisi kanserojenik etkisi artmış oluyor. Bu madde brokoli filizinin 100 gramında 1153 gram kadar bulunurken olgun brokoli de 44-171 miligram kadar bulunuyor. Yani kullandığımız, yediğimiz brokoli ne kadar genç ise yararlandığımız sülforafon da o kadar fazla oluyor. Şimdi kanser gelişiminin birçok basamağını etkilediği in vivo ve in vitro çalışmalarda gösterilmiş. Az önce de söylediğimiz gibi şimdi bunları hani bir kere yedim kansere etkili olacak şeklinde düşünmememiz gerekiyor. Brokolinin bu şekilde kansere etkili olabilmesi için en azından 2 günde 1 100 gram kadar tüketilmesi gerekiyor. Şimdi sülforafonlar kemotransfüzyon faz 1 metabolize enzimlerini inhibe ederek sağlıyorlar. Bununla birlikte sülforafon hücre içindeki P21 ve siklin D1 gibi apoptotik ve hücre siklusunu durduran genlerin transkripsiyonunu da kolaylaştırıyor. Epigenetik değişiklikleri modüle ederek de ikincil kemo prevansiyonu sağlıyor. Antikanser aktivitelerinin altında yatan mekanizmalar ile ilgili çalışmalar bu bileşiğin tümör hücre döngüsü, apoptoz ve anjiyogenez üzerinde düzenleyici etkileri olduğunu, ilgili sinyal yollarının ve genlerin modülasyonuna aracılık ettiğini göstermekte. Az önce de söylediğimiz gibi siklin B1 ve siklin D1 genlerinde aşırı regülasyonu ile ilişkili tümör proliferasyonunu inhibe ettiğini gösteren çalışmalar var. Sülforafon proapoptotik protein box'ın ekspresyonunu arttırarak antiapoptotik protein BCL-X'in ekspresyonunu azaltarak kanser hücrelerinin apoptozisini indikliyor. Oksidatif stresin DNA hasarı, mutasyonu ve inflamasyonu indikleyen kanserojenik etkileri olduğu bilinmekte. Nükleer eritroid faktör 2 ile ilişkili 2, antioksidatif stres cevabında önemli bir transkripsiyonel faktör ve SFN-NRF2'nin güçlü bir aktivatörü olarak da rapor edilmekteymiş. Bir diğer bahsedeceğim bitki çörek otu. Timokinon çörek otu tohumlarının uçucu yağların bioaktif bileşeni ve gene tıbbi ve farmakolojik amaçla geniş çapta analiz edilmiş. Antienflamatuar, antioksidan, antihistaminik, antikanserojenik, analjezik, anti-Alzheimer, hepatoprotektif ve nöroprotektif etkileri de tespit edilmiş.
Timoküdon hücre döngüsünün farklı aşamalarını hedefleyerek SP1 ve I7 karsinom hücrelerinin çoğalmasını engelliyor. Fare keratinosit kaynaklı karsinom hücrelerinde timoküdon tedavisinin siklin D1 seviyesini azalttığı ve bir sikline bağlı kinaz inhibitörü olan P16'nın ekspresyonunu arttırması ile G0-G1 hücre döngüsünün durmasına neden olduğu gösterilmiş. İyi hücreli karsinomanın timoküdonla yapılan tedavisinde siklin B1 seviyesinin azalması ve bir tümör baskılayıcı protein olan P53'ün ekspresyonunun artmasıyla da G2-M hücre döngüsünün durmasına neden olduğu da gösterilmiş. Gene timoküdon PPARY'ye sinyal yolları üzerinde de etkileri mevcut. PPARY nükleer reseptör, inflamasyon ve karsinojenez dahil olmak üzere çeşitli biyolojik süreçlerde hayati roller oynadığı bilinen bir transkripsiyon faktörü. Bu faktör aktive edildiğinde de hücre galiba birisi şey... Tamam, konuş yapıyorsun ya. Çekemeyeceğim sana. Mikrofonunuzu lütfen kapatabilir miyiz? Ben müdahale etmek zorunda kalacağım. Teşekkür ederim. Bu yollar aktive edildiğinde de hücre döngüsü regülasyonu, kolesterol homeostazı ve inflamasyon dahil olmak üzere de hücresel olaylara aracılık eden sinyal yollarında kritik olarak rol oynayan çeşitli sitozolik ve nükleer proteinleri transaktive ettiği gösterilmiş. Gene fare keratosin kaynaklı karsinom hücrelerinde BAX-BCL2 oranını arttırarak BCL-XL ekspresyonunu da azaltarak her iki hücre hattında da apoptozisi önemli ölçüde indüklediği gösterilmiş. Nükleer faktör kappa beta'nın kanser hücrelerinde apoptozu inhibe etmede hayati bir rol oynadığı ve karsinojeneze yol açtığı bilinmekte. Gene timoküdon bu NF kappa B sinyallenmesinde yer alan çeşitli proteinleri de modüle ediyor. Yine burada timoküdonun da söyleyebileceğimiz dezavantajı çok hidrofobik olması nedeniyle de biyoyararlanımının oldukça düşük olması. Yine eğer bir kanser tedavisinde bu tip bir bitkiden yararlanmak istiyorsak ekstra edilmiş formlarının kullanılması uygun olacaktır. Limonen, perilil alkol. Doğada en yaygın terpenlerden biri olan limonen, turunçgil kabuğu yağı, dereotu yağı, kimyon yağı, bergamot ve kimyon gibi temel doğal ürünlerin önemli bir bileşeni. Limonen ismini aslında limon kabuğunda çok bol bulunmasından alıyor. Bu nedenle de işte belki bazı tariflerde görmüşsünüzdür zaten keklerin içine vesaire de koku vermesi için katılır ama çoğu uzman limonun salatalarda kabuğu ile birlikte kullanılmasını öneriyor. Bu nedenle de limonun kabuğu ile birlikte kullanılması aslında kanserin önlenmesinde ve artık kanser tedavisinde alternatif bir tedavi olarak kullanılabilir. Perilil alkol ise limonenin bir metaboliti. Nane, kiraz, lavanta, limonotu, adaçayı, kızılcık, yabani bergamot, zencefil otu, savan, kimyon gibi uçucu yağlarda bulunan doğal bir monoterpen. Limonen ve metabolitleri kemotropik ajanlar olarak sayısız biyokimyasal etki gösteriyorlar. Proapoptotik faktörleri yukarı regüle ediyorlar. Antiapoptotik faktörleri de aşağı regüle ederek apoptozu indükleme yetenekleri nedeniyle antikanser ajanı olarak tanınıyorlar. Limonen ve perilil alkol tümör progresyonu ve gerilemesinde yer alan bazı anahtar yollarda da çeşitli inhibitör ve uyarıcı roller oynuyorlar. Bu doğal biyoaktif bileşikler hücre ölümünün düzenlenmesinde de önemli bir rol oynuyorlar. Limonen etkilerini B hücre lenfoma 2 ile ilişkili X proteini, sitokrom C salınımı, kaspas 3, kaspas 9 dönüştürücü büyüme faktörü beta'nın da yukarı regülasyonu ile göstermekte. Kateşinler içtiğimiz içecek olan çayın içerisinde bol miktarda bulunan bir madde. Çay dünyada en çok tüketilen içeceklerden biri. Camellia sinensis bitkisinin yapraklarından üretiliyor ve 3 farklı formu mevcut. Aslında bu bildiğimiz siyah çay, yeşil çay, bir de oolong olmak üzere 3 türü var. Aslında bunların hepsi aynı bitkiden elde ediliyorlar. Sadece bunların fermente edilme yöntemleri farklı. Bunlar içerisinde yeşil çay en az fermente edilmiş olan.
Siyah çay en çok fermente edilmiş olan oolog, şöyle birazcık daha bohça şeklinde, orta derecede fermente edilmiş olan şekli. Siyah çay özellikle Avrupa ve Batı ülkelerinde daha çok tercih edilirken, yeşil çay daha çok Asya ülkelerinde tercih ediliyor. Ama dünyada tüketilen çayın yaklaşık %60-70 kadarı siyah çaydan oluşuyor. Çay işte katechinler ve flavonoidler olmak üzere de çok önemli bileşikler, bileşenler olan polifenolleri içeriyor. Bunlar içerisinde daha az fermente edilmiş olduğu için çay diğer türlere kıyasla yüksek miktarda epigallokateşin 3 gallet içi 3 gallet, epikatoşin 3 gallet ve birazcık okumamda sıkıntı olabilir, kusura bakmayın. Epigallokatoşin gibi katoşinlere sahip. Bunların %70'ini EGCG yani epikaloşetin 3 gallete oluşturuyor. Ve en fazla etkisi görülen de bu. Şimdi kateşinler serbest radikalleri nötralize ederek antioksidan özellik gösteriyorlar. Bu yüzden zaten daha çok içmesi yeşil çay bu yüzden daha çok tavsiye ediliyor. Çünkü daha az fermente edilmiş olduğu için serbest radikalleri nötralize ederek o antioksidan gösterme özellikleri çok daha fazla. Bunlar radikal süpürücü etkiye sahipler. Bunu en çok kateşinler arasında EKG radikal süpürücü olarak en büyük etkiye sahipken onu EGCG, EGC ve EC takip ediyor. Az önce kısaltmaları yukarıda vermiştim. Yapılan çalışmalarda ise bu EGCG'nin tedavisinin ROS üretimini caspase 3 ve 9 aktivasyonları düzenleyerek apoptozu indiklediği siklin D1, CDK4 ve P21 ekspresyonlarını kontrol ederek G1 fazında hücre döngüsünün durmasına yol açtığı gösterilmiş. Yine insan kolon kanseri hücresiyle yapılan bir çalışmada G1 fazındaki hücrelerin oranını arttırdığı ve apoptozu indiklediği, ayrıca siklin D1 ve BCL-XL proteinlerini azalttığı, caspase 3 ve caspase 9 aktivitelerini arttırdığı gösterilmiş. Gene tedavide insan baş ve boyun squamous karsinomu, meme kanseri ve akciğer kanseri hücrelerinde NF-kappa-B aktivasyonunu inhibe ettiği gösterilmiş. Yeşil çay alımından antioksidan etkilerini inceleyen girişimsel bir çalışmada ise düzenli olarak 600 ile 500 mililitre günlük olarak çay tüketimi plazmadaki antioksidan kabiliyetini arttırdığını ve sağlıklı denekleri DNA hasarından koruduğu bildirilmiş. İnsanlarda katoşinlerin de emilimi ve metabolizması dikkate alındığında tipik çay tüketiminin genellikle katoşinlerin plazma seviyelerinde mikromolar aralığa ulaşması sağladığı gözükmüş. Gene antikanser özellik göstermesi için diğer bitkilerde de bahsettiğimiz gibi ekstratlarının kullanılması daha uygun olacaktır. Bahsedeceğim bir diğer bitki ise sarımsak. Amberlidacea familyasına dahil olan Allium cinsinden soğanlı bir bitki türü. Yakın akrabaları arasında soğan, arpacık soğanı, pırasa, frenk soğanı ve çin soğanı bulunuyor. In vitro ve in vivo çalışmalarda sarımsak preparatlarının ve ilgili bileşenlerinin olası kanser önleyici etkileri incelenmiş. Büyük ölçüde alil sülfit türevleri olmak üzere antikanser özelliğe sahip çok sayıda güçlü biyoaktif bileşik içerdiği bulunmuş. Farklı sarımsak türevlerinin DNA eklenti oluşumu, mutajenez, serbest radikallerin temizlenmesi, hücre proliferasyonu ve farklılaşmasını modüle ettiği bildirilmiş. Kanser hücrelerinin büyüme hızı G2 ve M fazında meydana gelen hücre döngüsü blokajı ile sarımsak tarafından azaltılmış. Tabii sarımsağın antikanser özelliklerini antikanser özelliklerinden faydalanabilmek için birazcık daha çiğ tüketilmesi faydalı. Tabii sarımsağı çiğ tüketmek birazcık zor ama bazı çalışmalarda bahsedilmiş ve hani benim tanıdığım insanlar da yapıyor, bazı arkadaşlarım da yapıyor. Hap şeklinde yutup günlük olarak bir diş sarımsağın hap şeklinde yutulmasının antikanser özelliğini göstermesinde faydalı olduğu da söyleniyor. Sarımsak tümör hücresi büyümesinin inhibisyonu ve kemoprotektif etkiler dahil olmak üzere
çeşitli antitümör etkilerine sahip. Hem gemirgen hem de insan çalışmaları sarımsakla bileşenlerinin karaciğer, kolon, prostat, mesane, meme bezi, yemek borusu, akciğer, cilt ve midede kimyasal olarak indüklenen tümörlerin gelişimini engellediğini bildirmiş. Tabii bitkilerden bahsedecek olursak uzun uzadıya daha fazla da bahsedebiliriz ama benim en çok ilgimi çeken birkaç bitkiden bu şekilde bahsetmek istedim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim.